Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen 2. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Antalya'dan verdiğimiz barış, diyalog ve dayanışma mesajlarının forma çok ayrı bir anlam kattığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini dinleyenlere şu sözlerle seslendi. Rusya ve Ukrayna krizinin ardından iki ülke arasındaki ilk üst düzeyli temasın Dışişleri Bakanları seviyesinde dün burada gerçekleşmiş olması forumun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor. Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun uluslararası sorunların çözüm noktasında yoluna kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. İkinci Antalya Diplomasi Forumu'nun rüştünü ispat etmiş bir uluslararası etkinlik olarak inşallah yoluna kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Ukrayna'nın yalnız bırakıldığına dikkat çeken Erdoğan, söndüremediğimiz her yangının bizi de yakacağını bilmeliyiz dedi. Söndüremediğimiz her yangının, durduramadığımız her çatışmanın, engelleyemediğimiz her zulmün, üzerine gitmediğimiz her problemin eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, bizi de yakacağını bilmeliyiz. Erdoğan konuşmasında Montrö Sözleşmesi üzerinde de durdu. Bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması için Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışını sağlanmasına yönelik eleştirilerinden payını aldı. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin insafına bırakan bu sistemin adaletsiz olduğu sizlerin de malumudur. Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca soruyorum. Güvenlik Konseyi'nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir.